Müfettiş Paşa Mantika Palas günlerinde yoğun çalışma temposunda yakın kazalardan kendisini ziyarete gelen heyetlerle görüşmelerde bulunuyordu. Terme heyetiyle sabaha kadar süren istişarede Rum çetelerine teslim olunmamasını, İslam güçleriyle işbirliği yapılmasını, sahillerin kontrolünü, göçmenlerin iç bölgelere girmelerinin engellenmesini, kendi bölgelerinde milli direnişe hazırlanmalarını ve aralarında geçen konuşmaların bir sır olarak saklanmasını istemişti. Anadolu'nun daha iç kısımlarına giderek halkla yakından temas etmek ihtiyacındaydı. Bu nedenle 24 Mayıs'ta Harbiye Nezareti'ne başvurarak en çok şikayetin olduğu Merzifon, Ladik, Amasya, Havza gibi yerlerde bizzat inceleme yapmak ve yerinde önlemler almak gayesiyle karargahını geçici olarak Havza'ya taşıyacağını bildirecekti. Bölgede Pontusçu Rumların köylerde yaptıkları insanlık dışı eylemleri artıyor, bu konuda yeni haberler geliyordu. Ayrıca kendini ve karargahını güvende bulmuyordu. Havza'ya gitmek düşüncesi bu yüzdendi. Bir diğer sorun, sol böbreğinin sürekli sancılanmasıydı. Havza kaplıcaları radyoaktivite yönünden Carlsbad'ı aratmayacak yeni bir tedavi için fırsat olabilirdi. Bu kararını Havza Kaymakamı Fahri Bey'e bildirdiğinde, kaymakam kasabanın ileri gelenlerini toplamış ve müfettiş paşanın geleceğini duyurmuştu. 40 yıl sonra, 1959'da, Hüsrev Gerede'nin Tevfik Bıyıklıoğlu'na yazdığı 12 Nisan günlü mektubuna göre, Samsun'un İngiliz işgalinde ve kıyıda bulunması, civardaki Rum çetelerinin faaliyetleri, karargahın içeride daha güvenli bir yere naklini gerektiriyordu. Bununla birlikte Havza'yı merkez alıp bölgedeki durumu yerinde inceleme ve bu arada kaplıcalardan yararlanma ihtiyacı Erzurum'a gidiş planında birkaç haftalık bir gecikmeye yol açacaktı. Ama asıl önemlisi Erzurum'a gidiş güzergahının denizden Trabzon Erzurum yolundan olmayacağının anlaşılmasıydı.